Pek. Efendim, kendi aramda bir şey yaptım mı? Ama tam olarak ne ihtiyacınız olduğunu öğrenin. İşte belki yardım edebilirim. Yakın zamanda ölen bir kadın duydun mu? Evet, duydum. Akraban değil. Öyle değil. Hastalıktan da ölmedin. Onlar öldü. Kadın merkezi bu. Senin kızı bana olur mu? Bak sen. Hoşlanmazdım efendim. Bak sen. Hoşlanmazdım. Hoşlanmazdım. Ben onun kız kardeşinden hoşlanıyorum. Çünkü o da harpun buldu. Kendisi. Güzel mi? Tabii yardımcı olsun ama bir sorumuz var efendim. Rahat okuma yapmayı bilmez. Bilirim. Bilirim. Bilmez. Eyvah. Ama resim çizebilir misin? Neresi demiştiniz? Orası. Burada. Saygı göstermen gerek. Efendilerin görevleri vardı. Sakın önüne bırak. Ben senin kölen değilim. Ben özgürüm. Eğer tek günümü reddedersen senin düşmanın ilan ederim. Senin yıkımın için çalışıyor. Benim en çok taşlarım ekim var. Sadece de bu çok saçma değil mi?
vardı, beni yok etmek için. Ben ona tuzak kurdum ve şimdi harekete geçmedim. O beni öldürmeden ben onu öldürdüm. Tuzak kurdum derken onu ne demek istiyorsun? Onun buraya geleceğini biliyorum. Düğününe mi? Ha? Onun düğününe mi davet etti? Evet, çok ciddi bir konu, inan bana. Sana inanmamı mı istiyorsun? Peki neden? Neden? Neden böyle bir şey yaptın? Doğanın peşinden eline girip onu bütün gizlerine attı. Karanlık dünyasına düştük. Mükemmel bir dünyayız. Dünyada insanların ölmesini istemedim. Lan Zeyha'dan hiçbir zaman şunu... Ölümü def ettim. Düşünsene, dünyada ölüm diye bir şey kalmayacak. Benim